Hikayemizin adı Bir Çöküşün Hikayesi. Yazar Stefan Zweig. İkinci video. Adamı kışkırtmaya ve ona eziyet etmeye başladı. Asla gerçekten kötü yürekli biri olmamıştı ama her şeyin, düşmanlarının zaferinin, Paris'ten sürülmesinin, cevaplanmamış mektuplarının, Corbepie'nin acısını birinden çıkarması gerekiyordu. Elinde ondan başka kimse yoktu. Onu bu uyuşuk halinden çıkarmak istiyordu. Yeniden karşısında ufalmasını, mutsuz olmasını, onu ezmeyi istiyordu. Acımasızca onu kırmızı elleri, köylüler gibi konuşması, görgüsüzlüğü yüzünden acımasızca azarlıyordu ama o, sağlıklı bir erkeğin içgüdüleriyle bir zamanlar onu çağırmış olan bu kadının söylediklerini umursamıyordu. Küstahtı, gülüyordu ve kadının alaylarını duymazdan geliyordu. Ama madam durmadı. Can sıkıntısını geçirmek için birini aşağılamak ona iyi gelmişti. Onu kıskandırmaya çalıştı. Sık sık ona Paris'teki sevgililerini anlattı. Parmaklarıyla kaç tane olduğunu saydı. Kendisine verilen hediyeleri gösterdi. Abarttı ve yalanlar söyledi. Ama o kadar dük ve prensten sonra kadının kendisini seçtiğini düşünmek adamı sadece gururlandırdı. Dudaklarını hoşnutlukla şapırdatıyor ve hiç şaşkınlık göstermiyordu. Madam daha da öfkelendi. Daha kötü şeyler anlattı. Yattığı uşak ve erkek hizmetçileri hakkında yalan söyledi. En sonunda adam kaşlarını çattı. Madam bunu gördü, güldü ve anlatmaya devam etti. Aniden adam yumruğunu masaya vurdu. Yeter artık. Neden bana bunları anlatıyorsun? Madam'ın ifadesi tamamen masumdu. Çünkü seviyorum. Ama ben duymak istemiyorum. Ben istiyorum canım. Yoksa anlatmazdım. Adam hiçbir şey demedi. Sadece dudaklarını ısırdı. Madam ona öyle hükmeden bir tonla konuşmuştu ki adam kendini bir uşak gibi hissetti. Yumruklarını sıktı. Öfkelendiğinde nasıl bir hayvana dönüştüğünü hem tiksinti hem de korkuyla merak etti. Havadaki tehlikeyi sezdim adam. Ama hala içinde biriktirdiği bir sürü öfke vardı. Adama eziyet etmekten kendimi alamıyordu. Yeniden anlatmaya başladı. Hayata dair ne garip fikirlerim var sevgilim. İnsanın ölümüne canının sıkıldığı kulübelerinizde Parislilerin yaşayabileceğini düşünüyor musun? Burun delikleri genişledi. Homurdandı adam. Sonra, bu kadar sıkıcı olduğunu düşünüyorlarsa o zaman gelmesinler, dedi. Madam acıyla sarsıldı. Demek adam da onun sürgün olduğunu biliyordu. Uşağın haberi yaydığını düşündü. Adam bildiği için kendini daha güçsüz hissetti ve korkusunu gizlemek için gülümsedi. Sevgilim, biraz Latince bilsen de anlamanın imkansız olduğu bazı sebepler var. Belki daha faydalı konularda çalışsan iyi edersin. Adam bir şey demedi ama kadın onun öfkeyle homurdandığını duydu. Bu kadını daha da canlandırdı ve adamın canını yakmak için cinsel arzuya benzer bir şey hissetti. Gübre yığındaki bir horoz gibi gururlanarak gez sen de. Neden öyle homurdanıyorsun? Hödük gibi davranıyorsun. Herkes prens, dük ya da uşak olamaz. Yüzü kıpkırmızı kesildi ve yumruklarını sıktı. Ancak madam mutsuzluktan sarhoş olmuş bir şekilde ayağa fırladı. Sessiz ol. Kim olduğumu unutma. Bir köylü parçası benimle böyle konuşamaz. Adam bir el hareketi yaptı. Sessiz ol yoksa... Yoksa ne? Arsızca kadının karşısında dikildi. Yoksa ne diye bir şey kalmamıştı geriye. Kimseyi Bastille'ye gönderemezdi ya da ünvanını düşürüp kovamazdı. Hiç kimseye bir şey yapması için emredemez ya da yapmasını yasaklayamazdı. Hiçbir şeydi. Fransa'daki diğer savunmasız binlerce kadından biriydi. Hakarete, adaletsizliğe karşı savunmasızdı. Nefes nefese, "Yoksa seni uşaklara dışarı attırırım," dedim adam. Adam omuzlarını silkti ve arkasını döndü. Odadan çıkmak üzereydi. Ama madam ona izin vermedi. Onu bir kenara atıp gidemezdi. Bir başka adam onu reddediyordu. En azından o adam bu olmamalıydı. Birden tüm öfkesi ve günlerdir biriktirdiği gariziyle patladı ve sanki sarhoş gibi adama laf söylemeye devam etti. "Çık dışarı. Sana, senin gibi aptal bir köylüye sırf acıdığım için ihtiyaç olduğunu mu sanıyorsun? Defol. Evimi daha fazla kirletme. Nereye gidiyorsan git, defol. Senden, görgüsüzlüğünden, ahmaklığından, aptal mutluluğundan nefret ediyorum. Beni tiksindiriyorsun. Çek git, defol." Sonra beklenmeyen bir şey oldu.
Madam aniden tüm nefretini ona kusarken adam yumruklarını önünde görünmeyen bir kalkan gibi kaldırıp sıkıyordu. Ama şimdi birden düşen taşlar gibi kadına vurmaya başladı. Madam çığlık atıp ona baktı. Ama adam vurmaya devam ediyordu. Nefretten gözü kör olmuştu. Gücünün etkisiyle sarhoş gibiydi. Madama vurdukça vurdu. Seçkin ve zeki soylulardan tüm köylülerin hıncını alıyordu. Bir kadın tarafından aşağılanan bir adamın nefretiyle kadının zayıf, ürkek ve sarsılan bedenine vuruyordu. Madam ilk başta çığlık attı. Sonra sessizce inleyip ağladı ve en sonunda sustu. Dayak yemekten çok aşağılanmak onu incitmişti. Suskundu. Adamın nefretini hissedebiliyordu ve hala sessizliğini koruyordu. Adam daha sonra durdu. Tükenmişti ve yaptığı şeyden dehşete düşmüştü. Kadın baştan aşağı titredi. Kadının ayağa kalkıp kaçacağını düşündü. Onun bakışlarından çekiniyordu. Ama yaprak gibi titrerken kadın sadece acı gözyaşları döktü. Böylece Madame de Piri son oyuncağını da kırmış oldu. Adam odadan çıkalı çok olmuştu ama Madame yerinden kıpırdamamıştı. Öldürülmek için avlanan bir hayvan gibi orada yatıyordu. Sessizce ama hırıltıyla nefes alıyordu. Ne korku, ne his, ne acı, ne de utanç hissediyordu. Tarif edilmez bir yorgunluk kaplamıştı. Ne intikam almak istiyordu, ne de aşağılamak. Sadece yorgundu. Sanki damarlarındaki kan gözyaşlarıyla birlikte akıp gitmişti. Tarif edilmez bir şekilde yorgundu. Cansız bedeni yerde öylece yatıyordu. Kendi ağırlığı altında ezilmiş gibiydi. Ayağa kalkmaya çalışmadı. Böyle bir olaydan sonra kendisiyle ne yapacağını bilmiyordu. Akşam yavaş yavaş odaya girdi ve bunu duyumsamadı bile. Akşam sessiz gelir her zaman. Gündüz gibi pencereden cesur bir şekilde bakmaz. Kara sular gibi duvarlardan sızar. Tavana bir deliğe doğru çıkar. Sessiz akıntısının içinde her şeyin yumuşacık yüzmesini sağlar. Başını kaldırdığında etrafını karanlığın sardığını gördü. Ve sonsuzlukta bir yere yürüyen küçük saatin tiktakları dışında her yer sessizdi. Perdeler sanki arkalarında bir canavar saklanıyormuş gibi simsiyah aşağı dökülüyordu. Kapılar bir şekilde duvarların içine çekilmiş gibiydi. Oda sanki mühürlenmiş gibi görünüyordu. Ve etrafı çivileri çakılmış tabut gibi kapkaraydı. Artık ne içeri giriş ne de dışarı çıkış mümkündü. Her yer sonsuza kadar demirlenmişti. Her şey tüm ağırlığıyla yere çökmüştü. Hava öyle baskı yapıyordu ki nefes almakta zorluk çekiyordu. Odanın diğer ucunda bilinmeyene uzanan bir patika parlıyordu. Yosunlu bir gölün geceleyin yüzeyi nasıl karanlıkta belli belirsiz parlıyordu ve ayağa kalktığında aynadan beyaz bir şey girdap gibi dönerek çıktı. Ayaktaydı. Daha yakına gitti. Duman gibi. Hayalet gibi bir yaratık aynada gördü. Daha da yakınına gitti. Sonra çabucak geri çekildi. Korkudan ödü koptu. İçinde bir şey ışık diye bağırıyordu ama kimseyi çağırmak istemiyordu. Çakmağı kendi çaktı ve mermer konsolun üzerinde duran bronz şamdanın mumlarını tek tek yaktı. Alevler titreşti. Hararet basmış birinin serin suya girmesi gibi karanlıkta yollarını bulurken ürperdiler. Geri çekildiler. Öne çıktılar, yeniden ve en sonunda titreyerek şamdanın üzerinde yuvarlak bir ışık bulutu halinde yükseldiler. Ve tavana daha fazla ışık daireleri yayarak yukarı doğru havalandılar. Yükseklerde zarif bulut kanatlı perilerin genelde mavi gökyüzünde salladıkları yerde gri, puslu gölgeler gelişigüzel içlerinden parlayarak titreşen mum alevlerinin yumuşak ışıklarıyla şu an sere serpe uzanıyordu. Etrafındaki her şey uykudan uyanmış gibi görünüyordu. Hiç kıpırdamadan öylece duruyordu. Sanki hayvanlar oraya sinmiş gibi arkalarındaki gölgeler yükseklere doğru sürünerek ilerlerken bu onlara korkunç bir görünüm kazandırıyordu. Ancak ayna onun aklını çelmiş ve büyülemişti. Ona baktığında içinde sürekli bir şeyler hareket ediyordu. Onun dışında her yer sessizdi ve saldırgandı. Eşyalar uykuluydu. İnsanlar onu reddetmişti. Kimseye soru soramıyordu. Şikayet edemiyordu ama aynadaki bir şey ona cevap veriyordu. Kayıtsız kalamadı. Yürüdü ve kadına dikkatle baktı. Ama madam ona ne sorabilirdi? Paris'in en güzel kadının kendisi olup olmadığını nadiren sorardı. Onu zorlayan erkeklerin ışıltılı gözleri onun aynasıydı. Akranlarından, tutkulu gecelerden, Versailles'e arabayla giderken onu hayranlıkla izleyen sıradan insanlardan daha güzel olduğunu biliyordu. Yalan söylediklerinde bile onlara inanmıştı çünkü.
Kendi gücüne olan inancı onun gücünün sırrıydı. Ama şimdi, şu an kimdi peki? Sanki kaderi ona bakan aynadaymış gibi. Camın üzerinde titreşen ışığa endişeyle baktı. Telaşlandı birden. Bu gerçekten kendisi miydi? Yanakları çökmüştü ve renksizdi. Ağzında alaycı bir ifade vardı. Gözleri çukurlarına gömülmüştü ve sanki yardım istermiş gibi korkuyla bakıyordu. Silkelendi. Bu bir kabustu. Aynaya gülümsedi. Ama gülümseme ona buz gibi tatsız bir şekilde geri döndü. Bedenine dokundu. Hayır, ayna yalan söylemiyordu. Zayıflamıştı. Bir çocuk gibi sıskaydı ve yüzükler parmağında dönüyordu. Kanın damarlarında daha soğuk bir şekilde aktığını hissediyordu. Korku içindeydi. Her şey bitmiş miydi? Gençliği, tüm güzelliği. Kendisiyle alay etmek için şiddetli bir arzu hissetti. Kendini tebrik etti. Fransa'nın kraliçe nedimesiydi ve sanki rüyadaymış gibi oyununu ona ithaf eden Voltaire'nin satırlarını kendi kendine söyledi. Yalakalarının tekrarlamayı sevdiği o satırları yineledi. Lady, sizinki parıltılı bir güzellik. Asla çapkın, asla boşa değildir. Canlılığınız ne kin güder ne de acı vermeyi düşler. Siz cömert bir akla, zarafet dolu, aşk dolu bir ruha sahipsiniz. Ciddi sorunlar aklınızı ortaya çıkarır. Meseleleri aydınlatır. Büyüleyici ve iyi yüreklisiniz. Her kelime bir alay gibiydi ve oradaki kadının da onunla alay etmediğini görmek için aynaya uzun uzun baktı. Kendini daha iyi görmek için şamdanı kaldırdı. Şamdanı yaklaştırdıkça kendini daha da yaşlanmış gördü. Aynaya bakarak harcadığı her dakika onun hayatında yılları çalıyordu. Giderek solduğunu gördü. Her zamankinden daha yorgun, daha hasta, daha yaşlı görünüyordu. Yaşlandığını hissetti. Tüm hayatı geçip gitmiş gibiydi. Titredi. Yüzünün aynada korkunç bir şekilde göründüğünü gördü. Düşünün tüm hikayesi oradaydı ve bakışlarını ondan alamıyordu. Kendisi olan bembeyaz, çarpık maskeli yaşlı kadına gözlerini dikmiş, ondan ayıramıyordu. Sonra aniden mumlar telaşlanmış gibi titreşti. Alevler maviye döndü ve fitillerden kaçmaya çalışıyorlardı. Aynada karanlık bir şekilde vardı ve elini ona doğru uzatmıştı. Yürek parçalayan bir çığlık attı ve kendini korumak için bronz şamdanı aynaya fırlattı. Cam binlerce parçaya ayrılıp tuzla buz oldu. Mumlar yere düşüp söndü. Her yeri karanlık kapladı ve baygın bir şekilde yere düşerken içini de doldurdu. Kaderini görmüştü. Paris'ten haber getiren ulak içeri girdi ve aynadaki ani görüntüsü Madame de Pire'ye öyle korkuttu ki sadece kırılan aynanın parıltısını gördü ve karanlığın içinde yere düşme sesini duydu. Ulak uşakları getirmek için koştu. Madame de Pire'yi cam parçalarının ve sönmüş mumların arasında hareketsiz ve gözleri kapalı halde yatarken buldular. Sadece morarmış dudakları hafifçe titriyordu. Hayatta olduğunu gösteren tek işaret buydu. Onu yatağına taşıdılar ve bir uşak Amfreville'ye doktoru getirmeye gitti. Ama hasta kadın bir süre sonra kendine geldi ve zorlukla korkmuş yüzlerin arasında gerçekliğin farkına vardı. Oraya nasıl geldiğini tam olarak bilmiyordu. Ama korkusuna ve yorgunluğuna diğerlerinin gözleri önündeyken hakim oldu. Bembeyaz dudaklarıyla gülümsedi ancak yüzü buzdan bir maske gibiydi. Ve kaygısız hatta neşeli bir sesle kendisine ne olduğunu sordu. Telaşlı ve korkmuş uşaklar ona anlattılar. Cevap vermedi ama gülümseyip mektuba uzandı. Ancak yüzündeki gülümsemeyi korumayı başaramadı. Arkadaşı en sonunda kralla konuştuğunu yazmıştı. Kral madama son derece kızgındı çünkü ülkeyi iflasın eşiğine getirmiş ve insanları ayaklandırmıştı. Ama Paris'te 2 ya da 3 yıl içinde geri çağrılması yönünde hala bir umut vardı. Etrafında insanlar olmadan, güç sahibi olmadan Paris'ten 2 yıl uzakta nasıl yaşayabilirdi? Böylesi bir yalnızlığa dayanacak kadar güçlü değildi. Bu onun ölüm fermanıydı. Saadet olmadan, iktidar olmadan, gençlik ve aşk olmadan nefes alamayacağını biliyordu. Fransa'ya hükmettikten sonra köylü bir kadın gibi yaşayamazdı. O sırada aynadan ona uzanan şeklin ne olduğunu ve sönen alevlerin ne anlama geldiğini birden anlayıverdi. İyice yaşlanmadan, tamamen çirkinleşip, mutsuz olmadan önce buna bir son vermeliydi. Onun için çağrılan doktoru görmeyi reddetti. Ona sadece kral yardım edebilirdi. O da yardım etmezse
O zaman kendi kendine yardım etmesi gerekiyordu. Bu düşünce artık onu incitmiyordu. Uzun zaman önce subay odasında dururken ve onu canlı tutan her şeyi elinde alırken ölmüştü. Paris'in havası, tek nefes alabildiği yer orasıydı. İktidar onun oyuncağıydı. Gücünü borçlu olduğu şey ise hayranlık ve başarıydı. Bu boş odalarda yapayalnız, canı sıkkın dolaşan ve küçük düşürülmüş kadın Madame de Piri değildi. Onun yerine yaşlı, mutsuz, çirkin bir yaratıktı. Onu öldürmesi gerekiyordu. Böyle bir zamanlar Fransa'nın üzerinde parıltılar saçmış olan o isme leke sürmemiş olacaktı. Bu sürgün kadın artık bu haline, bu donuk uyuşukluğuna bir son vermeye karar verdi. Yakasına yapışan endişelerden kurtulmuştu. Yeniden bir amacı, bir uğraşı vardı. Onu ileriye götüren, heyecanlandıran ve sunduğu farklı olanaklarla ilgisini çeken bir şeydi. Bir köşede son nefesini veren bir hayvan gibi ölmeyecekti. Etrafındaki ölümü uzaklaştırmak için gizemli ve mistik bir atmosfer istiyordu. Eski zamanların kraliçeleri gibi kahramanca, efsanevi bir şekilde ölmeliydi. Hayatı parıltılar içinde geçmişti. Ölümü de öyle olmalıydı. Bir kez daha kalabalıkların hayranlığını uyandırmalıydı. Paris'te hiç kimse onun burada acı içinde, yalnızlıktan muzdarip, gözden düşmüş, tatmin edilmemiş iktidar açlığıyla yanıp tutuşurken öldüğünü bilmeyecekti. Ölümü bir drama gibi sahnelenerek herkesi kandıracaktı. Aldatma, hayatının en büyük zevki, yeniden yüreğini canlandırmıştı. Hayatına bir şenlik ateşinin hazzıyla son verecekti. Bir uçurumun kenarında dans ederken eğilip bükülerek ölmeyecekti. Ertesi gün masasında bir sürü not uçuşup durdu. Sevgi dolu, yalvaran, baştan çıkaran, emreden, vaatler veren ve hafifçe parfüm damlatılmış satırlardı bunlar. Davetiyelerini Paris ve çevresine dağıttırdı. Herkesin ilgi alanına göre bir şey sundu. Kimine av, kimine kumar, kimilerine de maskeli balo. Paris'teki ajansı tarafından aktörler, şarkıcılar ve dansçılar kiralandı. Pahalı kostümler sipariş etti. Versalise'nin tüm güzellerini ve hazlarını içeren Fransa'da ikinci bir saray kurulduğunu bildirdi. Yabancıları ve tanıdıklarını, seçkinleri ve az seçkinleri ayartıp davet etti. Ama burada bir sürü insan olmalıydı. Hem de çok fazla insan. Ölmeden önce sahneleyeceği mutluluk ve doyumu anlatan komedi için seyirci gerekiyordu. Kısa sürede Corbepine yeniden canlandı. Her zaman haz peşinde koşan Paris sosyetesi bu yeniliğe ilgi gösterdi. Bir de Fransa'nın gözden düşmüş ve sürgüne gönderilmiş eski kraliçe nedimesinin ne halde olduğunu görmek için hafif küçümseme dolu bir merak içindeydiler. Bir eğlence diğerini kovaladı. Soylu armalar taşıyan arabalar geldi. Soylu yolculuklarla dolu geniş faytonlar yollara döküldü. Subaylar at sırtında şatoya ulaştı. Her gün akın akın konuklar geliyordu ve yanlarında yalaka ordusu ve uşakları vardı. Pek çoğu pastoral bir oyun olur düşüncesiyle yanlarında taşra kıyafetleri getirmişti. Diğerleri şatafatlı kıyafetleri içinde gelmişti. Küçük köy bir askeri kamp alanına dönmüştü. Şato uyanmıştı. Bir zamanlar ışıksız pencereleri gururla parlıyordu çünkü sohbetle, kahkahayla, oyunlar ve müzikle canlanmıştı. İnsanlar bir aşağı bir yukarı yürüyor, çiftler önceden gri bir sessizliğin hüküm sürdüğü köşelerde fısıldaşıyordu. Kadınların elbiseleri fundalıkların gölgesinde ışıklı huzmeler içinde parlıyordu. Neşeyle inleyen açık seçik şarkıların ezgileri, mandolin tıngırtılarıyla geceden uzaklara taşınıyordu. Uşaklar koridorlarda koşturuyordu. Pencere pervazları çiçekle süslenmişti. Çalıların arasında rengarenk ışıklar saçılıyordu. Versalise'nin kaygısız hayatını, umursamazlığın büyüsünü taşıyorlardı. Gerçek görgü kurallarına az çok uyulsa da artan coşku ve heyecan konukların dans etmeye teşvik ediliyordu. Hem de tüm etkilerinden sıyrılmalarını sağlayarak. Tüm bu hareketliliğin ortasında Madame de Piri, damarlarında tembel tembel akan kanın yeniden coşkuyla aktığını hissetti. Her yerde görülen, başkalarının davranışlarını şekillendirdiği o tür kadınlardandı. Bunlar arzulandığı zaman güzelleşiyor, zeki insanların yanında hazır cevap oluyor, pohpohlandığında gururlanıyor, sevildiği zaman seviyordu. Ondan ne kadar beklerseniz o kadar çok veriyordu. Ama yalnızken onu kimse görmez, onunla konuşmaz, onu duymaz ya da ondan bir şey istemezken çirkin, donuk, çaresiz, mutsuz bir kadın oluyordu.
Hayatın tam merkezindeyken canlıydı. Issızlıkta ise bir gölgeye dönüşüyordu. Şimdi bir kez daha gençlik yıllarının ışığı onu aydınlatıyordu. Tüm neşesi ve kaygısızlığı yeniden havada parıltılar saçıyordu. Bir kez daha nüktedandı. Hoşnuttu, büyüleyiciydi. Sohbet ediyor, üzerinde dolaşan bakışlardan elektrik alıyordu. Bu insanları neşesiyle kandırmak istediğini unuttu ve kendini muhteşem hissediyordu. Her bir gülümsemeyi bir parça servetmiş gibi görüyor, her sözcüğü doğru sanıyordu. Bir sevgilinin kollarına kendini bırakır gibi uzun zamandır özlemini çektiği bir dostun sohbetine balıklama dalıyordu. Daha da çılgın eğlenceler düzenlendi. Korbepine'ye gelmeleri için baştan çıkarttığı daha fazla konuk çağırdı. Her gün daha da fazla insan geldi. O sırada John Love'ın mali sistemi çöktükten sonra ülke yoksullaşmıştı. Ama madam zengindi. İktidar olduğu zaman boyunca sızdırdığı milyonlarca frankı şimdi saçıp savuruyordu. Para kumar masalarına saçılmış, pahalı havai fişek gösterilerine harcanmış, egzotik fanteziler için har vurup harman savrulmuştu. Ama madam çaresiz bir kadın gibi para saçmaya devam ediyordu. Konukları onun hesapsız harcamalarına ve eğlencelerin görkemine hayret ediyor, şaşkınlıktan dillerini yutuyorlardı. Bu eğlencelerin kimin şerefine verildiğini kimse bilmiyordu. Bu çılgın cümbüş içinde Madame de Piri az kalsın kendini kaybediyordu. Eğlenceler bütün Ağustos ayı boyunca aralıksız devam etti. Eylül geldi, ağaçların dallarında türlü meyveler büyüdü ve gün batımları altın bir renk aldı. Konuklar azaldı, zaman baskı yapmaya devam ediyordu. Ama bu eğlencelerin ortasında Mayan de Piri amacını unutmuştu. Diğerlerini muhteşem çılgınlıklarla aldatmayı isterken aslında kendisini aldatıyordu. Kaygısız ruh hali eski yaşamın bu taklitiyle öyle uyumluydu ki onu gerçek sandı. Ve güçlü olduğuna, güzel olduğuna, hatta neşeli ve zinde olduğuna bile inanıyordu. Elbette bir şeyler farklıydı ve bu da kırıcıydı. Artık önemsiz bir insan olduğu için insanlar ona karşı nazikti, sıcaktı ve yine de uzak duruyorlardı. Kadınlar artık onu kıskanmıyordu, iğneleyici sözler kullanmıyorlardı. Erkekler tarafından pervane değildi. Onunla birlikte gülüyor, ona yakın dostlarıymış gibi davranıyorlardı. Ama aşk hakkında artık yalan söylemiyorlar, yalvarmıyorlar, onu pohpohlamıyorlar, onu düşmanları olarak görmüyorlardı. Ve bu ona kendisinin güçsüz olduğunu hissettiriyordu. Haset, nefret ve yalanların olmadığı bir yaşam yaşamaya değmezdi. Dehşet içinde çoktan unutulmuş olduğunu fark etti. İnsanlar hala eğlence peşindeydi. Ama o bunun merkezinde değildi. Erkekler gençliklerini ve tazeliklerini ilk defa gördükleri kadınlarla gülüp eğleniyordu. Yaşlanmadan ve onlar için bir yabancıya dönüşmeden evvel o an aklına kendi dünyası geldi yeniden. Kararını her gün ertelemişti. İçinde kıvranan bir şey vardı. Yarı korku, yarı umut dolu bir şey. Onu kararından vazgeçebilecek, geri dönülmez bir şey yapmaması için onu engelleyebilecek bir şey bekliyordu. Masaların üzerindeki yiyeceklere uzanan, dans ederken kadınları kendine çeken, kumar masalarının üzerine para fırlatan ellerin içinde onu vazgeçirecek, onu vazgeçirmek isteyecek bir tane bile el yoktu. Onun için seve seve bu şaşalı büyük kalabalığın içinde parlayabilecek ve kraliyet gücünü değiş tokuş edebilecek kadar onu çok seven biri yok muydu? Farkında olmadan böyle bir şeyi arıyordu. Erkeklerin tutkularıyla oynuyordu. Çünkü tüm hayatı boyunca oynamıştı. Ama hepsi yanından gelip geçti. Sonra bir gün kraliyet muhafızı genç bir yüzbaşıyla tanıştı. Yakışıklı, eğlenceli bir adamdı. Daha önce görmüştü bu subayı. Alacakaranlık parkın üzerine çökerken karşılaştılar. Ve subayın ağaçların arasında vahşi gözler sıkılı dişlerle bir aşağı bir yukarı yürürken gördü. Adam arada sırada ağaçları yumrukluyordu. Adama seslendi. Yüzbaşı dalgın bir cevap verdi ona. Adamın canını sıkan bir derdi olduğunu gördü ve neden üzgün olduğunu sordu. Subay en sonunda kumar masasında 100 banknot kaybettiğini itiraf etti. Para alayın kasasına aitmiş. Bu onu hırsız göstereceği için büyük ihtimalle cezası da fazla olacakmış. Madam burada, bu mutlu kalabalığın ortasında bir başkasının da aynı karanlık sonuca ulaştığını görünce kendini bir garip hissetti. Ama bu adam gençti. Elma yanakları vardı. Yeniden gülebilirdi. Hala onun için geç değildi. Adamı odasına çağırdı ve ona 500 banknot verdi. Adam sevinçten titreyerek madamın ellerini öptü. Adamı uzun süre odasında tuttu.
Ama subayın ondan tek istediği paraydı. İmalı bir bakış ya da jest istemiyordu. Adam sarsıldı, aşkı bile artık satın alamıyordu. Bu kararını iyice pekiştirdi. Subayı odadan çıkardı ve çabucak salona döndü. Kapıyı açınca bir kahkaha karşıladı onu. Salonu neşeli sesler ve canlı insanlar bir bulut gibi kaplamıştı. Birden hepsinden nefret ettiğini duyumsadı. Neşe içinde gülerken mezarın üzerinde dans edip kahkahalar atıyorlardı sanki. Hepsinin yaşamaya devam edip mutlu olacaklarını düşününce içini büyük bir kıskançlık kapladı. Konuklarını rahatsız etmek, onları telaşlandırıp kafalarını karıştırmak, gülüşlerini susturmak için korkunç bir arzuyla yanıp tutuştu. Birden konukların coşkusu azalıp yerini sessizliğe bırakınca Madame de Peri, "Evde bir ölünün olduğunu fark etmiyor musunuz?" dedi Patti'ye. Bir an salona şaşkınlık hakim oldu. Bir sarhoş için bile ölü sözcüğü yüreğine inmiş bir balyoz gibi hissettirdi. Şaşkınlıkla birbirine kimin öldüğünü sordular. Madame de Peri buz gibi bir sesle yüzündeki ifadeyi hiç değiştirmeden "Ben," dedi. "Bu kışı göremeyeceğim." Öyle ciddi ve sert bir sesle söylemişti ki herkes birbirine sessizce baktı. Ama sadece bir saniyeliğine. Sonra salonda birisi sanki renkli bir top atmış gibi bir hareketlenme oldu. Birisi o topu geri attı ve ölümün tuhaf düşüncesi sanki onları canlandırmış gibi coşku dalgası yeniden yükseldi. Ve tüm salonu doldurduktan sonra o anlık şaşkınlığın verdiği rahatsızlığı derinlere gömdü. Madame de Peri sükunetini korudu. Artık geriye dönüş olmadığını hissetti. Ama ölümünü daha dramatik bir şekilde sahneleme düşüncesi hoşuna gitti. Konukların kağıt oynadığı yuvarlak masadan birine gitti ve bir sonraki elin dağıtılmasını bekledi. Siyah maçaların ya da sineklerin yedi ve onlusuydu. "O halde 2017'si," dedi. Ne demek istediğini açıklamadan yüksek sesle söylemişti bunu. Oradakilerden biri "2017'si de ne demek?" diye sordu. Adama sakin bir ifadeyle baktı. "Öleceğim gün." Herkes birden güldü. Bunu şaka sanmışlardı. Madame de Peri kimsenin ona inanmadığını görünce sevindi. Hayattayken ona artık inanmıyorlarsa o zaman en azından onun ve komedyasının ölümde onları nasıl kandırdığını göreceklerdi. Bütün bedeninde üstünlüğün, hazdın ve rahatlığın muhteşem bir hissi dolaştı. Neşe ve hor görme duygusuyla sevinci daha da arttı. Yan odada müzik çalıyordu. Dans başlamıştı. Dans edenlerin arasına girdi, daha önce hiç böyle güzel dans etmemişti. Bir anlığına hayatı yeniden anlam kazandı. Onu kesinlikle ölümsüz kılacak bir şeyi hazırladığını biliyordu. Kralın şaşkınlığını, tam da öleceğini söylediği gün öldüğünde konukların yaşayacağı dehşeti hayal etti. Komedyasını çok dikkatli bir şekilde sahneleyecekti. Daha fazla konuk davet etti. Harcamalarını ikiye katladı. Ani düşüşünü daha keskin bir şekilde hissettirecek bir sanat çalışmasıymış gibi son günlerinin görkemini türlü türlü olması için çalıştı. Her fırsatta ölümüne dair imalarda bulundu. Ama her zaman üzerine neşe dolu bir perdenin parlaklığını örtmeyi unutmadı. Bunu söylediğini ve kimsenin inanmadığını herkesin bilmesini istiyordu. Kral gözden düşürdüğü adını sadece ölüm, o asla unutulmayanların rütbesine yükseltebilirdi. Geri dönüşü olmayan, amacını gerçekleştirmeden 2 gün önce en son ve en muhteşem eğlencesini düzenledi. İran ve diğer İslam büyükelçilerinin Paris'te ilk büro açtıklarından beri Fransa'da her şey oryantal olmuştu. Kitaplar doğu tarzında yazılıyor, şarka ait masallar ve efsaneler tercüme ediliyordu. Arap kostümleri çok popüler olmuştu ve insanlar doğu dillerinin o zengin aksanını taklit ediyordu. Devasa bir masrafta Madame de Peri şatoyu bir şark sarayına çevirdi. Yerlerde pahalı halılar, kafeslerin içinde papağanlar ve pencere demirlerine tüneyip sallanan beyaz tüylü kakudular gümüş zincirlerle bağlanmıştı. Uşaklar sessizce koridorlarda başlarında türban ve üzerlerinde bol ipek şalvarlarıyla koşturup böylesi bir ihtişamdan gözleri kamaşan konuklara Türk lokumları ve kimsenin bilmediği içkiler taşıyorlardı. Bahçede rengarenk çadırlar kurulmuştu. Küçük oğlanlar onları ellerindeki geniş yelpazelerle serinletiyordu. Müzik fundalıkların koyu gölgelerinin içinde yükseliyordu. Bu gece unutulmaz bir peri masalına dönüştürmek için ne gerekiyorsa yapılmıştı. Ve yıldızlı gökyüzünde asılı duran gümüşü yarım ay
Atmosferi sanki boğazın gizem dolu şehvetli gecelerini insanlara anımsatıyordu. Ama asıl sürpriz, kırmızı kadife perdelerin asılı olduğu geniş çadırın içindeydi. Ününün ve güzelliğinin tüm ışıltısıyla görünmek istediği için Madame de Pire de oyunda rol almıştı. Hayatının eğlencesinin ve hoppalığının son gösterisi olarak bu son ve en güzel aldatmacayı izleyenlerine sunacaktı. Hala birkaç günü kalmıştı. Tam istediği gibi bir oyun yazması için genç bir yazar tutmuştu. Zaman azdı ve yazarın mısraları berbattı. Ama Madame için çok önemli değildi. Trajide doğuya özgüydü ve Madame ülkesi işgal edilmiş ve şayet karısı olursa iktidarı onunla paylaşmayı teklif eden muzaffer krala rağmen gururlu bir şekilde ölümü seçen genç kraliçe Zengane'yi oynayacaktı. Bu detaylar konusunda ısrarcıydı. Planını uygulamaya koymadan önce hiçbir şeyden kuşkulanmayan seyircilerin önünde gönüllü ölümüne dair elbiseli bir prova yapmak istiyordu. Sadece bir oyun olsa bile geçmişi bir kez daha yaşamak istiyordu. Yeniden kraliçe olmak istiyordu. Ve kraliçe olmak için doğduğunu ve hala iktidar elindeyken ölmesi gerektiğini göstermek istiyordu. O son akşam herkesin gözünden güzel ve asil görünmekti amacı. Görünmez bir taçla geçmişteki imajını canlandıracak, her şeyi muhteşem kılan o derin saygının saf ürpertisiyle ismini yeniden yüceltecekti. Makyajla çökmüş, solgun yanaklarını canlandırdı. Zayıf bedenini giydiği şark işi elbiselerle kapattı. Saçlarını taktığı mücevherlerle göz kamaştırdı. Sabah sisinde siyah bir gülün üzerindeki çiğ damlası gibi yorgun gözlerini parlak gösteriyordu. Perde çekildiğinde tüm parıltı içinde sahneden göründüğünde tutkusuyla daha da ışıl ışıl bir görünüşe sahip oldu. Etrafında diz çökmüş uşaklar ve huşu içindeki insanlarla sahnede ortaya çıktığında konuklar şaşkın ve hayranlıkla baktılar. Yüreği ağzına gelecekti çünkü. Bu acı dolu haftalar boyunca ilk kez tüm hayatı boyunca ona yöneltilmiş bir hayranlık dalgasının hazzını duyumsadı ve kendini muhteşem hissetti. Tatlı bir hüzünle melankolik bir haz birbirine karıştı. Büyük bir mutluluğa doğru geri çekilen, geriye doğru akmaya devam eden bir pişmanlık vardı içinde. Karşısında dalgalar kabardı, artık insanları tek tek görmüyordu. Hepsi bir kütle halindeydi. Belki konukları, belki tüm Fransa, belki nesiller boyu insanlar gelmişti buraya. Belki de sonsuzluktu bu. Sadece ve mutlulukla tek bir şey hissediyordu. Yeniden en tepedeydi. Kıskanılıyor, beğeniliyor, o meraklı ve sayısız gözlerin yıldızıydı. Ve nihayet uzun bir zaman sonra yeniden yaşadığını, gerçekten hayatta olduğunun farkına vardı. Bu ikinci yaşam için ölüm çok büyük bir bedel değildi. Daha önce hiçbir oyunda görev almamış olmasına karşın kendi bölümünü muhteşem oynadı. Başkalarına duygularını göstermeyen pek çok insanın aksine varını yoğunu gözler önüne sermişti. Korku, ürkeklik, utanç, beceriksizlik. Tüm bunları hiç korkmadan göstermişti ve şu an sadece eşyalarla oynuyordu. Kraliçe olmak istiyordu ve uzun bir saat boyunca oldu da. Sadece "Şimdi ölüyorum. Ah benim için yas tutmayın." cümlesini söylerken nefesi yetmemişti. Çünkü derin yaşama arzusunu dile getiriyordu ve onları kandıramayacağından, onu anlayabileceklerinden, onu uyarıp vazgeçirebileceklerinden korktu. Ama kısa bir duraksama çığlığın kendisi öyle dayanılmaz bir inanırlık yaratmıştı ki seyircilerin tüyleri diken diken oldu. Sonra hançeri alıp tam kalbine sapladı. Düştü ve oyun bittiğinde gülümseyerek öldü. Herkes çılgınlar gibi alkışladı. En güçlü olduğu dönemlerde bile almadığı coşku dolu övgüler aldı. Ancak tüm bu gürültü ve kargaşa sadece gülümsedi ve Zengane'nin muhteşem ölüm performansıyla övüldüğünde sakin bir şekilde "Sanırım bugün nasıl öleceğini biliyorum. Ölüm çoktan içime pusu kurmuştu. Yarından sonra her şey bitmiş olacak." dedi. Konuklar yeniden güldü ama artık canı yanmıyordu. İçinde kutsal, acısız bir mutluluk vardı. Ve tüm bu coşkulu insanları kandırmış olmak onu öyle çocuklar gibi mutlu etti ki o da kahkaha atmaya başladı. Bir zamanlar erkeklerle ve güçle oynardı. Şimdi ölümden daha güzel bir başka oyuncağın olmadığını görüyordu. Ertesi gün hayatının son günü. Konuklar gitti. Ölümü tek başına karşılamak istiyordu. Arabalar uzaktan beyaz toz bulutlarının içinde kayboldu. Atlar dört nala gitti. Salonlar artık boş ve sessizdi.
Bacadan huzursuz bir rüzgar uğulduyordu. Ayrılan konuklarla birlikte damarlarındaki kanın da çekildiğini hissetti. Kendini daha soğuk, daha zayıf, daha savunmasız duyumsadı. Korku içindeydi. Ölüm dün bir oyun gibi kolay görünmüştü. Şimdi yalnız kaldığında ölüm tüm dehşetini ve gücünü ona bir kez daha göstermişti aniden. Ayağının altında ezip kovaladığı her şey geri gelmişti. Son akşamıydı ve bir kez daha yılana benzeyen gölgeler ışıkla uyanmışlardı. Titreyen dilleriyle sakladıklarını yerden sürüklenerek ortaya çıkarıyorlardı. Kahkaha ve insan seslerinden ürküp bir köşeye sinen korku yavaş yavaş ıssız odalara tüm gücüyle geri döndü. Sessizlik, gürültü ve ses yığınlarının altında korkuyla saklanmıştı. Şimdi ise bir sis gibi her yeri kaplıyor, odaları, salonları, koridorları ve korkudan büzüşmüş yüreğini dolduruyordu. Hemen buna bir son vermek istiyordu. Ama Ekim'in 17'sini seçmişti ve bir dürtü uğruna zaferinin yüzeysel, parıltılı binasını bu aldatmacayı yerle bir edemezdi. Beklemeliydi. Dışarıda rüzgar onunla alay eder ve burada siyah gölgeler yüreğini doldururken ölüm saatini beklemek ölmekten daha beterdi. Ölümden önce şafak sökene kadar bu bitimsiz, uzun geceye nasıl dayanacaktı? Koyu renk objeler, tayflar gibi giderek daha da yakınlaşıyor, geçmiş yaşamın tüm gölgeleri mezarlarından uyanıyordu. Önlerinden odadan odaya kaçtı ama ona duvardaki resimlerden baktılar. Pencerelerin arkasında pis pis güldüler. Dolapların arkasına çömeldiler. Hala hayatta olmasına, bir dost, sadece bir geceliğin yanında birini istemesine karşın ölüm ona uzanmıştı. Şafak sökene kadar titreyen bedenine sarmak için bir palto ister gibi özlemle bir insan istiyordu yanında. Aniden zil çaldı. Yaralı bir hayvan gibi tiz bir sesle feryat etti. Uykulu bir uşak yanına geldi. Ona papazın evine gidip yeğenini uyandırmasını ve buraya getirmesini söyledi. Onun için önemli haberleri vardı. Uşak, madama aklını oynatmış gibi baktı. Ama madam bunu fark etmedi. Hiçbir şey hissetmiyordu. İçindeki tüm hisler ölmüştü. Onu döven adamı çağırmaktan utanmıyordu. Bir uşağın önünde yatak odasına gece vakti bir erkeği çağırmaktan çekinmiyordu. İçinde buz gibi bir boşluk vardı. Soğuktan donmadan önce titreyen bedenini ısıtacak birine ihtiyacı vardı. Ruhu çoktan ölmüştü. Şimdi bedenini öldürmesi gerekiyordu. Bir süre sonra kapı çaldı. Eski sevgilisi içeri girdi. Yüzünde soğuk ve hor gören bir ifade vardı. Tarif edilemez bir şekilde ona uzak ve yabancı duruyordu. Adam kapıyı açtığı için korku hafifçe odadaki eşyaların altına büzüldü ve madam artık tamamen yalnız değildi. Adam kararlı görünmek ve şaşkınlığını göstermemek için kendine hakim olmaya çalışıyordu. Çünkü çağrılmayı beklemiyordu. Günlerce, eğlenceler devam ederken parkın demirli kapısının etrafında dolanıp öfkeyle gözlerini kısmıştı. Bu cümbüşün ve parıltının içinde madamın sevgilisi olarak yürümesi gerektiğini düşünerek öfkeyle kendi kendini yiyip bitirmişti. Madam tarafından aşağılandığı için öfkeden kuduruyordu. O abartılı eğlenceler adamın elde edemediği servetin gücünü göstermişti. Ayrıca madam da Piri ile geçirdiği o saatler zarif, kırılgan kollarıyla, tuhaf bir şekilde kışkırtıcı şehvetleriyle, haşırdayan ipek elbiseleriyle bu güzel, mis kokulu, şımarık kadınları arzulamasına neden olmuştu. Papazın yoksul evine dönmek zorunda kalmıştı. Oradaki her şey aniden ona bayağı kirli ve eski püskü görünmüştü. Bir kez uyuyan açgözlülüğü Paris'ten gelen her kadına hevesle bakmasına neden oldu. Arabalarıyla geçerken onun üzerine tekerlerinden çamur sıçratmışlardı ve selam vermek için şapkasını kaldırdığında büyük lordlar onu fark etmemişti bile. Yüzlerce kez şatoya gitmeyi ve kendini Madame de Prie'nin ayaklarına atmayı düşündü ve her seferindeki içindeki korku ona engel oldu. Ama Madame şimdi onu çağırmıştı ve bu onun kibirlenmesine neden oldu. Sırtını dikleştirdi, her şeyden sonra kadının kendisine ihtiyaç duyduğunu düşünmek onun kendini en gururlu hissettiği andı. Bir süre birbirine baktılar. Gözlerindeki nefreti zorlukla saklayabildiler. O anda birbirlerini suistimal ettikleri için birbirlerinden tiksindiler. Madame de Piri kendine hakim oldu, sesi sakindi. Burlington Dükü dün bana sekreter olarak birini önerip öneremeyeceğini sordu. İşi istersen yarın bir mektupla seni Paris'e gönderebilirim. Genç adam titredi.
kadının kendisinden iyilik isteyeceğini düşünerek küçümseyen ve lütufkar bir duruş sergileme niyeti vardı. Ama şimdi hepsi uçup gitmişti. Açgözlülük üstün gelmişti. Paris gözlerinin önünde parlıyordu. "Madam bu kadar iyilik severse, hiçbir şey beni bundan daha fazla mutlu edemez," diye kekeledi. Gözlerinde kötek yemiş bir köpeğin yalvaran ifadesi vardı. Madam başını salladı. Adama baktı, buyurgan ama yine de sıcaktı. Adam anladı. Her şey bir zamanlar olduğu gibi yoluna girecekti. Madam nefret ettiği, tiksindiği bu adamdan intikamını almıştı. Ekim'in 17'sinin sabahı, açık bir hava vardı. Güneş ışığı tarlaların üzerinde bakıyordu. Gölgeler bile yarı şeffaf ve saf görünüyordu. Madame de Peri büyük bir eğlenceye gidiyormuş gibi özenle giyindi. İşlerini ayarladı, mektupları yaktı. Çok değerli mücevherlerini fil dişi kutunun içine koyup kilitledi. Ödeme senetlerini ve sözleşmeleri yırtıp attı. Artık yeni bir gün başlamıştı. Kafasındaki her şey netti ve kararını bir kez daha gözden geçirdi. Her şeyden çok zihninin berrak olmasını istiyordu. Sevgilisi içeri girdi. Adamla nazik ve öfke duymadan konuştu. Çok şey ifade etmese de onun için bir şeyler ifade eden son adamı da acımasızca aldattığını düşündü. Hiç kimsenin ondan kızgınlıkla bahsetmesini istemiyordu. Ondan hayranlıkla ve minnettarlıkla bahsedilsin istiyordu. Dün gecenin bedelini ödemek için adama mücevher kutusunu vermek geldiği içinden bir servet ederdi. Ama adam yarı uykulu ve ilgisizdi. Hödük açgözlülüğü içinde tek düşündüğü şey elde edeceği o konumdu. Geleceğiydi. Bu makam sayesinde kazanacakları onu biraz da küstahlaştırmıştı. Hemen Paris'e gitmek için yola çıkması gerektiğini, yoksa çok geç kalacağını aceleyle söyledi ve tavsiye mektubunu rica etmekten çok kaba bir şekilde istedi. Madam içinde bir şey buz kesti. Adamı kiralamıştı ve adam şimdi ücretini istiyordu. Bir mektup yazdı. Aslında var olmayan ve adamın asla bulamayacağı düke mektup yazdı. Ama hala mektubu vermekte tereddüt ediyordu. Bir kez daha kararını erteledi. Adama bir gün daha kalıp kalamayacağını sordu. Bunu gerçekten çok istediğini söyledi. Konuşurken bir yandan da mücevher kutusunu elinde evirip çeviriyordu. Adam kalmayı kabul ederse hayatının kurtulacağını hissediyordu. Ama kader bir kez ağlarını örmüştü. Adamın acelesi vardı. Kalmak istemiyordu. Eğer adam bunu öfkeli bir şekilde söylememiş, madama onu bir geceliğine satın almış olduğunu düşündürtmemiş olsaydı, yüz binlerce frank değerindeki mücevherlerini adama verebilirdi. Ama adam bayağıydı. Bakışları küstahtı ve içinde hiç sevgi yoktu. Bu yüzden Madame de Peri, kutudan mat bir ışıltıya sahip, adamın gözleri kadar mattı, küçük bir mücevher aldı ve adamın içine ne olduğunu bilmediği kutuyu Paris'teki Ursuline Kadınlar Manastırı'na götürmesi karşılığında ona verdi. Kutunun içine rahibelerden her gün onun ruhu için dua etmelerini rica eden bir mektup koymuştu. Daha sonra sabırsız genç adamı Burlington dükünü bulmak için Paris'e gönderdi. Adam giderken yarım ağızla teşekkür etti ve taşıdığı kutunun değerini bilmeden evden ayrıldı. Herkesin önünde duygularını sergileyen bir oyun oynadıktan sonra yoluna çıkan son adamı bile aldatmıştı. Adamın arkasından kapıyı çabucak kapattı ve bir çekmeceden küçük bir şişe aldı. Kaliteli, Çin porselenlerinden yapılmıştı ve üzerinde kıvranıp dolanan tuhaf, canavar gibi mavi ejderha resimleri vardı. Merakla şişeye baktı. Erkekler ve kadınlarla, prenslerle, Fransa'yla, aşk ve ölümle oynadığı gibi şişeyle de dikkatsizce oynadı. Tıpasını çıkardı ve içindeki sıvıyı küçük bir kaba boşalttı. Bir an bocaladı. Çocukça bir korkuyla sıvının acı bir tadı olabileceğinden korktu. Dikkatli bir şekilde sıcak bir sütü koklayan bir kedi yavrusu gibi önce diliyle tattı. Acı değildi. Beklediği kadar kötü değildi. Sonra tek bir yudumda küçük kaptaki tüm sıvıyı içip bitirdi. O anda her şey ona eğlenceli ve aşırı derecede gülünç geldi. Küçücük bir yudum alıp yarın bulutları, tarlaları, ağaçları bir daha göremeyecek olması düşüncesi ona gülünç geldi. Ulaklar yola çıkacak, kral dehşete düşecek ve tüm Fransa şaşkınlıktan dilini yutacaktı. Atmaktan korktuğu en büyük adım buydu. Konuklarının şaşkınlığını düşündü. Ölümünü daha öncesinden söylediğine dair anlatılacak efsaneleri hayal etti. Bu şeyi anlamayı başaramamışlardı. Kendini öldürmüştü.
Çünkü insanların dostluğunu küçük bir komedyayla kandırılabilecek o aynı ahmak insanları özlüyordu. Ölmek ona kolay görünmüştü. Ölürken bile gülümseyebilirdiniz, evet. Gerçekten yapabilirsiniz. Madam denemişti. Hem de pek ağla gülümseyebilirdiniz. Ve ölüm de güzel ve huzurlu bir yüzü, dünyasal olmayan bir saadetle ışıldayan bir yüzü korumak zor değildi. Öldükten sonra bile mutluymuş gibi görünebilirdiniz. Madam bunu bilmiyordu. Her şeyi, insanları, dünyayı, ölümü ve yaşamı birdenbire öyle komik buldu ki hazırlık yaptığı gülümseme kaygısız dudaklarına gelip konuverdi. Sanki karşısında bir yerde bir ayna varmış gibi kendine çekidüzen verdi. Ölümü bekledi, gülümsedi, gülümsedi ve gülümsedi. Ama ölüm kandırılamazdı. Ve Madame de Peri yüzünün korkunç bir şekilde çarpıldığını görünce bir kahkaha patlattı. O korkunç yüz hatları onun birkaç haftadır çektiği acıları gösteriyordu. Öfkesini, işkencesini, nedensiz korkusunu, çılgın ve çaresiz acısını. Deli gibi mücadele ettiği o aldatıcı gülümsemenin artık bir faydası yoktu. Yüzünden kaybolup gitmişti. Ayakları acı içinde bükülmüştü. Elleriyle bir perdeye öyle sıkı sıkı yapışmıştı ki parçaları parmaklarının arasında kalmıştı. Ağzı tiz bir çığlık atar gibi açılmıştı. Tüm o görünüşteki neşesi, ölüm gününü önceden belirlemesinin hiçbir anlamı kalmamıştı. İntihar haberi, sarayda bir İtalyan sihirbaz gösteri yaparken Paris'e akşam saatlerinde ulaştı. Sihirbaz şapkasının içinde tavşanları kaybediyor, yumurta kabuklarının içinde civcivler çıkarıyordu. Haber geldiğinde insanlar biraz ilgi gösterdi, şaşırdı, fısıltılar yükseldi. Madame de Peri ismi bir süre dillerde dolaştı ama sihirbaz bir başka şaşırtıcı numarasını yaptı ve tıpkı kendisinin böylesi anlarda başkalarının kaderini unutmuş olduğu gibi o da hemen unutuldu. Garip ölümüne Fransa'da çok fazla ilgi gösterilmedi ve asla unutulmayacağını düşündüğü o dramada boşa gitmiş oldu. Arzuladığı o ün, ölümüyle yakalayabileceği sandığı o ölümsüzlük ismiyle birlikte yok oldu. Hikayesi toz ve önemsiz olayların küllerinin altına gömüldü. Çünkü dünya tarihi davetsiz misafirlere hoşgörü göstermez. Kendi kahramanlarını kendisi seçer ve ne kadar çok çabalarlarsa çabalasınlar, o makama çağrılmayanları amansızca kovalar. Kaderin arabasından yolda giderken düşen birisi bir daha asla onu yakalayamaz. Madame de Peri'nin tuhaf ölümünden, gerçek yaşamından ve ölümünü hünerli bir şekilde aldatma planından geriye hiçbir şey kalmadı. Birkaç anı kitabında hayatının tutkulu duyguları olduğu kadar ezilmiş bir çiçek gibi çoktan unutulmuş baharının o harika kokusunu tahmin etmek için okura onunla ilgili birkaç kuru satır yazılmış olabilir. Bir Çöküşün Hikayesi adlı hikayenin sonu. Yeni kitaplardan haberdar olmak için abone olmayı unutmayın.